Hastalığın tanısını koyduk, ilaç tedavisini yaptık. Fakat hasta bize geç gelmiş veya nüks vakalarsa ve kronik bir enfeksiyon varsa veya zemininde, demin bahsettiğim gibi deviasyondu, burun içi etlerinin şiştiğiydi, alerjiydi, kanal tıkanıklığıydı, polipti gibi bir sürü neden olabilir. Bunlardan herhangi biri varsa bu hastalarda bu mevcut patolojilerin ortadan kaldırılması ve sinüs havalanmasının, bu boşlukların, kanalların açılması gereklidir ki hastalık hızlı bir şekilde tedavi edilebilsin. Çünkü sadece antibiyotik yüklemekle çoğu zaman bunlar bir yere varmıyorlar. Bu durumlarda biz hastalara eskiden, çok eskiden yanak altından falan operasyonlar yapılırdı, kemik kırılırdı, bütün mukozalar soyulurdu. Bütün bunlar artık geçmişte kaldı. Şimdi artık endoskopik sinüs cerrahisi yapıyoruz. Endoskopik sinüs cerrahisinde yapılan işlem çok ince uzun borularla, burun içerisine optiklerle girilerek, hastanın burnuna bakarken monitörde burun içerisi görülerek yapılan cerrahidir. Bu cerrahide biz görerek yaptığımız için herhangi bir lüzumsuz yere gitmiyoruz. Gördüğümüz yeri opere ediyoruz ve etraf dokulara daha kibar yaklaşıyoruz. Buradaki amacımız var olan sinüslerin önündeki tıkanıklıkları, blokajı ortadan kaldırmaktır. Bu 8 sinüsün 8'ine de uygulanabilecek bir cerrahidir. Aralarındaki tek farklılık etmoid sinüslere ait diğer sinüslere balon sinüplasti de yapılabileceğidir. Bir tek etmoid sinüslere balon sinüplasti yapamıyoruz. Biz sinüsleri alındakilere frontal, iki göz arasında etmoid, yanaklardaki maksiller, iki de kafa tabanında sifenoid olmak üzere isimlendiriyoruz. Yapılan cerrahide tamamen çok mikro aletlerle girilerek ihtiyaç görülen yerlerin genişletilip, eğer sinüslerin içerisinde bir şey varsa onların boşaltılıp temizlenmesi ve havalanmalarının yeniden sağlanmasıdır. Şöyle bir şey düşünün. Bir oda, nemli bir oda, kapısı da kapalı. Hiçbir zaman o nemi kurutamazsınız. Hava sirkülasyonu gereklidir. Bu onun gibi bir şey. Biz ne yapıyoruz? Kapalı olan sinüsün kanalını açarak, geniş bir hale getirerek oradan hava girişinin ve hava akımının, drenajın rahatlamasını sağlıyoruz. Bunun sonucunda da hastalık aslında kendi kendini iyileştiriyor. Biz de biraz yardımcıyız ilaç tedavileriyle, mevcut patolojiyi göz önüne alarak. Endoskopik sinüs cerrahisi bundan ibarettir. Ama bazı noktalarda, özellikle frontal sinüslerde, o bölgenin cerrahisinin, yani alın sinüslerindeki cerrahinin zorluğundan dolayı biz o bölgelere endoskopik sinüs cerrahisi içerisinde yine görerek balon sinüplasti yapıyoruz. Yani bir yerleri keserek, kırarak çıkarmıyoruz da oraya kateter gönderiyoruz. Sinüsün kanalının içerisine tıkalı olan. O kateteri takip ederek balonu yerleştirip genişleterek o kanalın açılmasını ve rahatlamasını sağlıyoruz. Bu tabii ki çevre dokuları metal aletlerle çizmeyip zedelemediğimiz için yara iyileşmesi de daha iyi oluyor. Oradaki yapışıklıkların da önüne geçmiş oluyoruz.